Sabah dedik bir yerde kahvaltı edelim. Terenin kenarında. Havalar da soğuk. Ondan sonra sakallı, kısa sakallı bir hoca efendi geldi. Yani ben hoca olduğunu anlamadım da. Dedi ben imamım dedi. Tarsus'ta bir camide. Maşallah mübarek olsun dedi. Dedi ki ben dedi burada dedi rastgele geldim dedi. Dışarıdan geçiyordum dedi. Senin sesini duydum dedi. Bu benim sesim her yerde beni ele veriyor. Niye benim sesime benzemiyor milletin sesi? Ondan sonra işte sohbetlerden dinliyorlar ya, o dinledikleri ses kulaklarında. Ya bu dedim olamaz dedim ama dedi Cübbeli ne işi var burada gelmiş derenin kenarına. Ondan sonra Tarsus'ta derenin kenarına ne işi var? Sonra dedim, sordum dedi orada birine falan, o dediler dedi. Neyse geldi yanım, geldim dedi içeri dedi. Sağ ol, Allah razı olsun dedim. Ben her yerde böyle işte bir şeysi, düzensiz adamım, düzensiz giderim hep böyle. Karma karışık işler yaparım, yani tertibim yoktur hiç. Nasip olmadı bana tertip. Ondan sonra, ama işte Allah Teala o ehlini eline sevk eder. Hadisine göre her gittiğimiz yerde bize kabir ziyaret ettirecek, ölü diri evliyayı ziyaret ettirecek, ulemayı bulduracak adamlar buluruz yani ne hikmetse. Bu da bir değişik bir şey. Ya dedi, burada dedi 100 yaşında bir zat var dedi. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunu dedi. Hem de Seyit dedi, hem de dedi, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin tesbihi var onda dedi. Büyük bir tesbihi var dedi. Onu ziyaret etmek ister misin dedi. Ya istemem olur mu ama dedim işte vaktimiz çok da kısıtlı. Başımda da şey maniler de vardı. Dedim nasıl yapsak acaba, birkaç yerlere söz vermişiz, bekleyenlerimiz var. Sen bilirsin dedi. Sonra baktım tamam dedim bir çay içelim dedim bakalım düşünelim falan. Nasıl gideriz şey yaparım. Sahab-ı Kehf'e mi önce gidelim sonra buna inince mi gidelim falan. Derken Danyal Aleyhisselam da orada tarzı ona gideceğiz. O zaten dedi Danyal Aleyhisselam'ın da camisinin imamıymış dedi. Evvelce imamıydı dedi. Şöyle alim bir zat falan. Allah Allah 100 yaşında maşallah dedim. İyi önce ona gidelim dedim. Gittik mübareğe. Yani hakikaten şaşırdım ya. Bana da dua et dedim. Bana da dua etti. Bir kere ben istedim etti. Sonra camide gittik camiye öğlen namazından sonra kendi içinden geldi dua etti. İnşallah kabul olduğunu umuyorum yani. Sana da dedi. Yani 100 yaşında kendi ayağıyla yürüyor. Hafızası başında. Efendim, kitap yazıyor. Ben şu anda nasıl kitaplara çalışıyorum, o 100 yaşında aynı çalışıyor. Hep de benim yazacağım kitaplar gibi. Dolu kitaplar yazmış. Şimdi diyor işte, Ashab-ı Kehf'in kitabını da hazır etmiş, 500 sayfa böyle koca dosya da. Vereyim ona sana dedi, çünkü dedi ben dedi baş edemiyorum artık dedi. Hani bir bak da dedi, tertip edilsin falan. Dedim biz ona hizmet edelim, millet istifade etsin. Bu kadar ilim yazmışsın mübarek. Ondan sonra baktım dedi, şimdi Şemali Şerife yazıyorum dedi. Benim de niyet ettiğim mevlüt adaklarımdan. Şemali Şerife yazıyorum dedi. Eski kitaplar böyle. Mevâib ile Dünyenin, Metni İmam Kastalani. Her tarafına bir kağıt koymuş benim usul. Her tarafı kitabın kağıt. Şimdi bunu dedi, bundan tercüme ediyorum dedi. Sonra Ezvacı Tahirat annelerimizi yazıyorum dedi. 100 yaşında nasıl ki yeşibu bin Adem ve yeşibu fi haslatan, Ademoğlu yaşlanır, iki huyu gencelir, gençleşir. El hırs ve tuğlul emel. Dünyacılarda hırs ve tamah, bir de uzun kuruntu ve beklenti. Asla yaşlanmaz. 80 yaşına gelse hala yaylada ev yapacağım diyor. 90 yaşına gelmiş köye ev yapacağım diyor. Ondan sonra şurada yer yapacağım, burada şunu yapacağım, fabrika açacağım. Dünya ehli böyle. Allah onları halas eylesin ya. Kurtarsın. Büyük dert başlarında. Ağır yük var dünya ehlinin başlarında yani. Kimse çekemez. Ahiret adamları da nasıl? 100 yaşına gelmiş, kaç tane kitap projem var diyor. Allah Allah. Biz 100 yaşına nereden geleceğiz? Gelsek bile mezar hazırlarız, gene ana otururuz herhalde böyle. Yani ben dedim, ya Rabbi benim istediğim işte buydu dedim. Bu yaşları görsem de, yine sohbet edebilsem, yine gözüm görse,
aklım başımda olsa, bir de kitap okuyabilsem, bir de millete kitap yazabilsem. Ya dedim, ben dedim böyle bir şey olur muydu diye dua ediyoruz Allah'a şey kadir ama seni görünce dedim, böyle olur diye dedim, itikadım arttı dedim yani. İtikadım arttı hocam dedim. Bana da dua et dedim. Böyle bir kısa bir dua etti falan. Sonra namaza gittik, namazdan sonra ya dedi, ayağımı dedi, tırnağım dedi, biraz etine batmış dedi. Biraz ondan doktora gideceğim. Yoksa hayatımda doktora gitmedim dedi. Maşallah, la kuvvete illa billah. Allah'ım barik fihi ve aleyhi ve la tadurru abeden muhabbeti. Sonra arabada yolda gidiyoruz, onun camiye geçiyoruz onlar. Ziyaretlere dedi, ben de geleyim deyince ben ne diyeyim? 100 yaşına insan kalkıp ben de geleyim derse onun duasını alalım dedi. Dedim bu uzun yaşamanız, sağlıklı yaşamanız, şeker, biz insülin yapıyoruz. Allah Allah, hasta mısın dedi. Ben dedi hiç öyle şeyler bilmem dedim. Ne, nasıl oluyor dedim, siz dedim böyle dedim. Uzun yaşadığınızda, aklınız, başınızda, hafızda, her şeyiniz yerinizde. Hazreti Ali buyurdu ki dedi, kerramallahu vecuhu, kül kalilen teş kesiran dedi. Az ya çok yaşa dedi. Yani biz herhalde çabuk gideriz. Az ye, çok yaşa. Ne güzel şeyler. Her şey ayet hadis okuyor. Her şey ayet hadis okuyor. Biz dedi Solakzade'de okuduk. Babası büyük kurraymış. Erzurum'dan gelmişler. Onun babaları, dedeleri, Abdülkadir Genel Hazretleri'nin 10. torunu. Hep 100, 110, 120 yaşamışlar yani. Ondan sonra biz dedi Solakzade dedi bize okurken dedi, talebeliğimizde dedi, cebinde kuru üzüm getirir. Kuru üzüm, siyah üzüm, biliyorsunuz hafıza için, hafızlık yapanlar için çok faydalıdır. 21 tane yenilecek. 20 olmaz, 22 olmaz. Helal haram demedik ha. İstersen bir çuval ye, beni alakadar etmiyor. Yani 21 adedinde sır var. Hafızlık yapan, kafası çalışsın isteyen, ondan sonra ne yapacak? 21 tane siyah. Üzüm. Biz çocukken de bunu derlerdi. Sonra kitapta da gördüm yani. Biz çocukken de kullanırdık yani İsmaila'da 7-8 yaşlarımızda. Böyle 21 üzüm dedi, bize getirirdi dedi. Sakın yemek memek yemeyin, hafızlık mahfızlık yapamazsınız. Yemekten sonra hepten çuvallarsınız dermiş hoca efendi. Cebinden getirir dedi. 21, hakikaten yemek yedikten sonra kafa basmıyor abi hiçbir şeye. Ondan sonra ancak çay iç, kahve iç, yat aşağı. Yemek adamı hantallaştırıyor. Çünkü insanın beynine buhar gidiyor falan, uyku hali ağırlaştırıyor. Efendim bir de su içersen hepten tulum olursun, tam yani gitti. Su daha çok, en fazla uykuyu su getirir yani. Ama işte hasta oluyoruz, mecbur su iç, su iç, su iç yoksa yani bize göre değil ama mecbur hastalıktan içiyorum işte bağırsaktan dolayı. Ondan sonra dedi, hafızlığı yaparız, derslerimizi yaparız, derslerimizi hocamıza veririz. Ondan sonra gel, tamam çorbanızı için. Yemek, bu yaşa geldim dedi, efendim, iki çeşit yemedim dedi. Bir çeşit. İşte bak adam maşallah, aynen şu anda yani benden daha hafızası yerinde. Ya, dedim İstanbul'a gel de inşallah dedim, televizyonda bir senden soru cevap yapayım, ben sana sorular sorayım, eskileri sorayım. Şimdi neyi soruyorsun? Alaaddin Efendi Hazretleri'ni tanıdınız mı dedim. Tanımaz olur muyum dedi. Tarsus'a geldi dedi. Tanyal Aleyhisselam'ı ziyarete geldi dedi. Allah. Vaaz etti burada dedi. Ondan sonra dedi, dediler ona ki şurada rahat işte böyle otel var. Odada sizi misafir edelim, istirahat edelim. Yok ben Tanyal Aleyhisselam'ın misafiriyim dedi. Buradaki tekkede kaldı dedi. Kabir-i Şerif'in yanında kaldı dedi. Herkesi tanıyor. Görmediği bir şey yok. Alvarlı Mahmut Lütfev. O her cuma babamla giderdik dedi. Babam onun arkadaşıydı dedi, biz de onunla kılardık dedi. Hangi evliyayı sorsan, bütün evliyayı görmüş. Hangi alim sorsan, Ebdel'den, Kırklar'dan, Belenli Ali Baba'yı diyorsun. Ooo çok büyük, hepsini görmüş. Hepsini görmüş. Bütün efendim, tabii çok istifade edemedik, vakit az. Ben akşama çıkamam, sabaha çıkamam, bekleyenler var, o var, bu var. Ondan sonra, dedim yani, Danyal Aleyhisselam bir de Buhara'da var. Özbekistan'da Timur Lenk göğe getirmiş şeyle, sandukayla şudur budur, kabri de çok uzun. Yani o uzunluk tamam, herhalde 30 metreye yakın var dedi. Ama
o rivayetlerin muteber değil, Tarsus'ta olduğu sabittir ve kesindir dedi. Zaten Hazreti Ömer Efendimiz zamanında kabri şerif bulundu, kazıldı vesaire. Bu hususlarda birkaç malumat size naklederim inşallah. Şimdi Danyal Nebi orada dedi, ben dedi imamlık yaptım dedi. İlk imamlığım oraya geldim Erzurum'dan dedi. Bu zatla Diyanet'te bir röportaj yapmış dediler. Herhalde yarım saatlik. Nerede yayınlanmış bilmiyorum. Diyanet'in sitesinde mi bilmiyorum. Onu da size bilgi veririm. Bir röportaj da yapmışlar yani. İlim ehlinden de olduğu için, eski imamlardan da olduğu için 40 senede öbür Küçük Minare Camii'nde imamlık yapmış. Danyal sen burada dedi, ben dedi, burası çok edep lazımdır dedi. Bir kere dedi, yattım dedi. Ayaklarımı da çektim dedi. Öyle bir sıcak, Tarsus yanıyor, Ağustos günlerden pazar. Bir kişi yok. Yani ne çarşıda ne pazarda. Zaten pazar olduğu için dükkanlar açık diye bir şey, kimse yok. Biraz yattım dedi, ayaklarımı da çektim dedi. Oradan kalk diye bir ses geldi ama 1,5 dakika sürdü dedi. Ben o arada kalktım dedi, dışarı baktım, içeri baktım. Kim var, kim yok, kim bağırıyor bana bilmem ne. 1,5 dakikada ses hala devam ediyor dedi. Kimse o kadar 1,5 dakika o sesi uzatamaz dedi yani. Ondan sonra dedi, meğer mübareğin başının üzerine yatmışım dedi. Yani Danyal Aleyhisselam'ın çünkü çok uzun. Kabri Şerif'in tam da şeyi sabit değil. Biz evvelce gittiğimizde böyle bir mermerden türbe yapmışlar. 2 metre, 2,5 metre, 3 metre yok. Onlar hep şey yani. Ne diyorsun? Timsal. Çünkü tam Kabri Şerif çok altta, derinde. Ondan sonra dedi, geçen de işte şey olmuş, 3-4 sene evvel, 5 sene restore olmuş. O restorada bayağı işte ilgilenmişler, belediye başkanı falan. Kazmalar, etmeler. Şimdi güzel yapmışlar etrafın camlar. Tam altına kadar, en altta Kabri Şerif'e kadar 8-9, daha da fazla. Tabii indiğinden baştan yukarı çok fazla. Tam Kabri Şerif görünüyor. Ama tabii az bir bölümü görünüyor. Yoksa öyle gidiyor. Alttan, caminin altından da gidiyor, bu tarafından da gidiyor dedi. Onu anlattı. İnşallah onun kendi sesinden videosunu çektik ama biraz bir şeyler çekebildik. Yani yanlış yunus çektik ama Hoca Efendi'nin kendi sesinden yarın akşam 7'de yayınlarız inşallah. Kendi anlatıyor yani. Orada bir kazı yapılırken falan işte efendim acayip kayalar çıktı, topraklar çıktı. Hatta sonra zift çıktı. İşte efendim son şeye kadar indiler. Öyle bir yere geldiler dedi. Ben de yukarıdan nezaret ediyorum. Öyle bir yere geldiler. Değişik bir şey buldular. Efendim beton desen beton değil, işte mermer desen mermer değil, öyle bir sütunlar buldular. Ondan sonra buradan biraz efendim parça alsak dediler yani. İncelemek veyahut da işte müzelik falan, işte bu çok tarihi eser bilmem ne. Ondan sonra yapmayın evladım dedim dedi. Bunun şey mübareğe eziyet olur, böyle şey olur mu? Balyozdan vuraraktan, kenarından koparmak şeyin yani falan. Yapmayın etmeyin, neyse beni de dinlemediler dedi. Ondan sonra bir vurdu dedi, bir şey koparamadı. İki vurdu, bir şey koparamadı. Üçüncü de küt düştü dedi. Ondan sonra Hoca Efendi bilmem ne bana bağırıyorlar dedi. Ben ne yapayım size dedim. Demedim mi size ki uğraşmayın. Ondan sonra mübareğe müracaat ettim dedi. İşte affet bunu falan. Ondan sonra işte biraz okudum ettim, yüzüne su vurdum. Ayıldı dedi. Ne gördün dedim dedi. Dedi ki yani üçüncüde öyle bir koku vurdu ki o kokuyla bayılmışım dedi. Güzel koku ama. Yine dedi mübarek dedi onu güzel kokuyla engellemiş yani. Belasını vermemiş de güzel kokuyla engellemiş onu dedi. Ondan sonra gazeteciler duydu dedi. Başıma toplandılar. Bütün hepsi geldiler. Ya bir daha yapalım da biz de çekelim. Lan burası dedim şey sinema bilmem nesi mi dedim dedi. Ya siz deli misiniz falan. Yine dedi beni dinlemediler. Adama dedi. Adam dedi. Ya hocam ne yapayım ya bunlar çok ısrar ediyor. Ya ne yapacaksın kardeşim de. Onu da gazetelerde çıkmış yani. Tarsus haberlerinde çıkmış. Bakacağız ona da bakalım bulabilirsin. Ondan sonra dedi bir daha dedi. Yok ben vurmayacağım da temsili hani şöyle yaparken yapayım. Onlar da çeksinler diye falan. Ne yaparsan yap dedim dedi. Bir daha dedi temsili yapayım dedi. Üçüncü de küt bir daha düştü aşağı. Hastaneye kaldırdılar. Gelmiş bana diyor ki diyor buralarda metan gazı var mı hocam?
Yahu dedi, ben dedi kaç yaşında adamım dedi yani. O zaman bile işte 90'ı geçmiş. Ben kaç yaşında adamım? Bir haftadır burada başlarında duruyorum. Metan gazı beni zehirlemedi de sadece bunu mu düşürüyor dedi. Ondan sonra hastaneye gitti, kanlarını tahlil ettiler, bilmem ne, gaz maz yok, zehirlenme yok, hiçbir şey yok. Doktor demiş ki, sen ne yapıyordun demiş ya? Demiş böyle böyle, seni hoca paklar, git o hocaya demiş, okun demiş sen demiş. Ben ne yapayım, sende bir şey yok demiş yani. Ondan sonra mübarek oradan çok yani kerametler, şeyler anlattı. Daniel Aleyhisselam'ın kitabını da yazmış. Çok da terbiyeli konuşuyor, bu fakir bir şeyler karaladım diyor. Halbuki onu karaladım dediği bütün tarihleri, kitapları, Arapça eserleri, kaynaklarını vererek yani hakikaten ilmi bir eser yazmış Daniel Aleyhisselam hakkında. Daniel, Nebi Aleyhissalatu Vesselam. Efendim, ziyaretleri ikinci kere nasip oldu. Tekrardan niyet ettim inşallah gece gideceğim. Gündüz başıma toplandılar, huzurumu kaçırdılar. Herkes bir şey yapıyor. Millet resim çektim bakıyor. Türbenin yanında resim, kabirde resim, her yerde resim. Ya mübarek ziyaret ediyoruz, müracaat ediyoruz, dua yapacağız. Bir şey desen kırılıyorlar. Bir yani uzaktan gelenler var, köyden dağdan rastlayanlar var. Bir şey de diyemiyorsun, insanları kırmak da iyi bir şey değil yani tabii. Soğurlar ederler dinden. Ondan sonra huzurum kaçtı. İnşallah önümüzdeki seferinde gece gideceğim inşallah. İmamı da namazı kıldık, imam geldi başıma. Bak dedi, duam nasıl tuttu dedi. Niye dedim? Ben dedi burada kimi içimden geçirirsem bunu benim arkamda namaza getir diye pat diye geliyor dedi. En sonunda sana niyet ettim dedi. Seni de dedi dinliyordum dedi. İstanbul'da talebeyken de sohbetlerine geliyordum dedi. Ondan sonra ben dedi nasıl bak dedi gelmişsin dedi ayağından dedi. Onun da şakacı bir adam, çok hoş bir adam. Sarıldık ettik falan dedi. Dedim sen dedim gece 9'da 10'da dedim burayı açarsan inşallah ben geleyim çünkü burada insan olsa çarşı burası. Herkes etraftan duyan geliyor bize. Feyiz kaçıyor. Ondan sonra inşallah dedim ama biz şey yapamadık. Yetiştiremedik bir daha oraya. Yetiştiremedik. Rabbim tekrar şöyle huzur üzere bir gece vaktinde müracaat edebilmeyi nasip eylesin. Allah'ın nebisi aleyhissalatü vesselam. Büyük peygamber, büyük nebi. İbn-i Kesir de kendisine yer vermiş. Diğer bütün ulema kitaplarında, Taberi tarihinde hepsi Daniel Aleyhisselam'ın kıssası, Daniel Aleyhisselam'ın haberi. Ama burada olduğu kesin. Şimdi ben bu sohbeti esasen ne niyetle yapıyorum? İnşallah cennette müjdelenmek, cennetten nasip almak. Siz de bu sohbeti yayarsanız, duyurursanız, dinletirseniz, Daniel Nebi'nin kabrine bir insanı delalet ederseniz, efendim gösterirseniz, ondan bahsederseniz, ondan anlatırsanız, tamam. Hadis-i şerif var. İbn-i Kesir bu hadis-i şerifi alıyor. İbn-i Ebit Dünya'nın eserlerinde geçiyor. Eş-Şükür isimli eserinde geçen rivayetler, El-Kana'a isimli eserinde geçen rivayetler var. Ne buyuruyor? Men delle ala Daniyale febeşşiruhu bil cenneh. Kim Daniel Nebi'nin Nebi'ye delalet ederse, delalet ne demek? Onu tanıtmak, onu anlatmak, ondan bahsetmek, kabrini göstermek, kabrinin ziyaretine sebep olmak. Siz de yapabilirsiniz bunu. Bana mahsus bir şey değil. Siz de bunu yapabilirsiniz. Tarsus'a otobüs kaç lira? Nerelere gidiyorsunuz et yemeye, but yemeye, boşuna? Değil mi? Ha, Tarsus'a gidersiniz, Daniel Aleyhisselam'ı ziyaret edersiniz. Birkaç arkadaş toplanırsınız. Birkaç kişiye de dersiniz, bak o ziyarete gidelim Allah'ın peygamberidir. Ondan sonra kim Daniel Nebi'ye delalet ederse onu cennetle müjdeleyin. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hazreti Ömer de duyuyor bunu. Sonra Hazreti Ömer zamanında kabri bulunuyor. Hazreti Ömer zamanında da Ebu Musa el-Eş'ari fethediyor Tarsus'u. Ondan sonra işte onu kısaca anlatacağım. O fetihten sonra Ebu Musa el-Eş'ari mektup yazıyor. İşte şunlar çıktı, kabirden şunlar çıktı, şurada şu çıktı, burada bunlar ne yapalım diye tek tek beyan ediyor. Ondan sonra seni kim delalet etti diye haber yazıyor bir daha. Yani kabre seni kim delalet etti? Kim gösterdi ki burada Daniel Nebi'nin kabri var? O da diyor Harkus isimli bir zat. Harkus isimli bir zat oranın halkından beni delalet etti. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emretti onu cennetle müjdeleyin. Ama sen onu cennetle müjdeleme, onu bana Medine'ye gönder, ben müjdeleyeceğim diyor. O da Müslüman olmuş tabii o zat. Ve Hazreti Ömer Efendimiz o kadar bu işe
ehemmiyet veriyor ki o harkusu Medine'ye aldırıyor. Diyor ki Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem, sen cennetlik adamsın. Niye? Kabri kaybolmuş. Üzerinden efendim ırmaklar, ne kadar haller geçmiş. Onun için seni ben cennetle müjdeliyorum diyor. Ben de Daniel Nebi'nin bu hadis-i şerifi görünce onun kabrine delalet edeyim, kıssasına delalet edeyim, siyerinden biraz size bahsedeyim diye niyet ettim. İnşallah cennetliklerden olurum. Siz de onun kabrine, kıssasına, siyerine, bu sohbete, bu derse insanları delalet ederseniz, ziyaret ederseniz, ziyaret ettirirseniz, siz de aynı hadis-i şerife girersiniz. Hadis-i şerif kimseden bahsetmiyor özel. Bu büyük bir müjdedir Daniel Nebi. Şimdi mübarek zat daha da bir cahitim. Çok şey, keşfi de açık mübareğin ya. Allah Allah. Şey camisinde imamdım diyor. Tarsus'ta Ahmet bin Tolon Hazretleri de orada yatıyor. Tolon oğulları devletini kuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında ona caminin yerini, Mısır'da en büyük cami yaptırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mihrabın yerini gösterdi, metrelerini tarif etti bütün rüyasında. O şekilde kalktı, cami mescit yaptı. Mısır'a, Kahire'de büyük bir camisi var. Ahmet bin Tolun Hazretleri. O da o caminin efendim hazır esneye duruyor. Onun adı Küçük Minare Camisi. Küçük Minare de bir ismi daha var. Bakayım. Da yanlış söylemeyelim. Melik Tahir Camisi. Küçük Minare de deniyor da Melik Tahir Camisi'nin imam. 40 sene burada imamlık yaptım dedi. Evde yerim dar. Onun için dedi kitaplarım da çok. Ders çalışıyorum, yazıyorum, bir şeyler ediyorum falan. Çoluk çocuk meşgul etmesin diye de mescitte çalışıyorum. Yatsı yıkıldıktan sonra yani saat 11-12'lere kadar hep mescitte derslerime çalışıyorum. Sonra geç vakit eve gidiyorum. Dedi yani bir gece baktım derse daldım saat 1 olmuş. Aa çok geç kaldım falan. Odadan çıktım dedi. İşte camiyi kilitleyeceğim falan. Bir de baktım mihrapta biri oturuyor. Uyanık görüyor bunu. Mihrapta biri oturuyor dedi. Yani cübbeli rüya anlatır, zuhurat anlatır. Ben de bana takmışlar. Halbuki ben hiçbir şey anlatmam. Ben hep anlatanlardan naklederim yani. Bak kendi ağzıyla da birkaç dakikalık ayrı bir videosu var. Onun başını tam bulamadım ama birkaç dakikada onu da anlatıyor. Bak. 100 yaşına gelmiş, hafızası yerinde. Daha keramet mi arıyorsun? Hala kitap yazıyor, hala. Dedi ki, bu camiye imam olduğum günde ne kadar hevesliyim namaza, cemaata ve ne kadar kuvvetliyim. Şimdi aynı imam olduğum gençliğimdeki gibi namaza, cemaata kuvvetliyim dedi. Maşallah, la kuvvete illa billah. Barik fi vali. Allah nazardan, şerlerden muhafaza. Ya, bak bundan büyük keramet mi arıyorsun işte? Adam anlatıyor. Gittim dedi, yanına doğru gittim dedi, tabii ben zuhurat yani olduğunu anlamıyorum tabii, ben dedi normal gittim. Ondan sonra mihraba doğru yanaştım dedi, böyle bir sarığı var başında dedi, işte onu biraz tarif ediyor orada da ben, belinde kuşağı var dedi, sarı bir entari var üzerinde, entari giymiş falan, böyle yanına geldim dedi, bey baba dedim dedi, içeride mi kaldınız? Yani camide mi kilitli kaldınız? Bey baba demiş, içeride mi kaldınız? Böyle baktı dedi. Yok oğlum biz hep buradayız dedi. Ben daha ayıkamadım dedi. Ondan sonra, tamam da ben camiyi kilitleyeceğim. Çıkalım yani diye işaret ettim dedi. İyi peki dedi. Ondan sonra biraz gittik dedi. Efendim ayakkabılığa doğru götürüyorum ki dedi, ayakkabısını alsın. O da dedi sola çek, sağ mı ne işte öbür tarafa gidiyor dedi, tekke tarafına gidiyor caminin. Ben dedim efendim ayakkabınızın, nalininiz, ayakkabınız yok mu dedi. Onu oradan alalım da öyle çıkalım. Yok dedi benim ayakkabım falan yok dedi. Siz nereden geldiniz dedi, biz hep buradayız evladım dedi, gösterdi dedi. Bak şurada duruyorum dedi. Ondan sonra ben yine dedi, gideyim kendi ayakkabımı alayım bari diye. Ayakkabıma gidip bir de baktım kayboldu dedi. Sonra Kays İbn-i Selam Hazretleri'ymiş. Kabri orada şimdi. Fakat dedi ben buraya imam oldum. Bizim millet orada Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunlarından Abdülmecid Geylani Hazretleri var. Onun kabri belli.
Ondan sonra başka bir kabir orada belli değil. Fakat insanlar diyorlar ki yani bizim millette hemen bir dede baba takar seni. Kaç dede, kaç dede, kaç dede hazretleri, kaç dede bir şeyler diyorlardı. Ben de kaç dede diye bir zat var ama mezarı nereye, yerini hiç şey bilmiyorum. Ama millet diyordu dedi, kaç dede diye biri var buralarda. Ondan sonra efendim buradayız dediği yer, yeri dedi, kazdırdım dedi. Allah Allah. Kazdırdım dedi. Ondan sonra bayağı gittiler dedi. Hoca ben bizi boşuna uğraştırma, burada bir şey yok dediler. Ya diyorum adam, onları anlatamıyorum ki, mübarek bana biz buradayız dedi yani, ben anlıyorum ama biraz daha kazdım, bilmem ne 8 metre mi ne aşağıda lahdi çıktı dedi, kabri çıktı dedi. Ondan sonra kabir işte tamir edeyim, ıslah edeyim derken kabrin başında da bir taş var, eski taş. Kaç sene evvel biliyor musun? 1220 sene evvel vefat etmiş. 1220, vefatı 224 Hicri. Kays ibn-i Selam radıyallahu teala. Yahu dedi, adam orada dedi kazmakla uğraşırken dedi başındaki taşı düşürmüş, taşı düşünce de mübareğin yüzü açılmış, yüzü açılınca da bu korkmuş, bayılmış. Ondan sonra bağırdılar, hoca gel. Hep de bana dedi böyle çatıyor dedi. Ondan sonra hemen gittim baktım dedi. Aynı taptaze duruyor. Yüzünü görmüş yani. Öyle, yüzünü görmüş. Bak 1200 sene, 20 sene evvel ki doğumu değil. Vefatı 1220 küsuru da var. Doğumu ne kadar evvel acaba? Belki 1300'e doğru yakın gidiyor. 1250, 1300'e yakın gidiyor. Yüzünü görmüş, nur gibi zat dedi. Aynı dedi o mihrapta oturan zat dedi. Hiçbir tarafı bozulmamış. Hemen şeyini yaptırdık dedi, işte üzerini kapattık, ettik falan. Şimdi dedi mezar taşını da yazdırdım dedi. Sonra dedi bu zatı inceledim, inceledim. Ondan sonra eserlerde çıktı. Karsus kadılığı yapmış. 12 sene Karsus kadısıymış. Ama Hicri 200'lerde, yani Ahmed İbni Hanbel dönemleri, yani Ahmed İbni Hanbel sağken, muhaddisler sağken, kendisi de büyük muhaddismiş, Kurra'nın reisiymiş. 40 cilt Arap lügatı yazmış, onun bilmediği kelime Arapça değildir demiş ulema. 40 cilt Arapça lügatı. Neler, Allame-i Can, Evliya-i Kiram'dan çok büyük bir zatmış. Onu da böyle anlattı. Onun bakalım sonunu, videonu bulamadık ama o tarif ediyor. İşte 2-3 dakikalığı var. Bizim arkadaşlar böyle işte çekiyorlar. Ondan sonra başını çekiyorlar, sonunu çekmiyorlar ama kendileri şahitler. Yanımda şahitler var. Hoca Efendi Hazretleri zaten sağ. Allah'ım inşallah İstanbul'a bir an evvel gelir de inşallah. Lale Gül'de şöyle uzun uza diye onu bir konuştururuz. Ta Erzurum'daki okuduğundan başlasak ama 20 saat anlatabilir. 40 saat de anlatabilir. Abdest namaz haricinde anlatabilir. Zaten bir şey yemiyor. Bir şey içmiyor. İhtiyacı yok. Mübarek zat ya. Allah Allah. Çok heves ettim. İnşallah bir an evvel gelmesini temin edeceğiz. Siz de davet ediyor musunuz? İnşallah, inşallah, inşallah. Bak hocamıza onu da gönderim, sizin sesinizi, görüntünüzü. Bütün insanlar sizi davet ediyorlar deriz inşallah. O da kırmaz gelir inşallah. İnşallah. He? İsmi Abdurrazzak Öz. Fakat soyadımız dedi, Abdülkadir Geylani'nin torunu, oğlu Abdurrazzak var, Abdülcebbar var. O isimden, Abdurrazzak ismi de esas soyadları Emin Efendi Zade oğlu. Emin Efendi Zade oğlu. Abdurrazzak Hoca Efendi, efendim, emekli imam hatip. Nerede var böyle emekli imam hatip değil, böyle ne müftü var, ne diyanet reisi var, ne alim kaldı, ne fadıl kaldı. Ya böyle insanlar çok az, çok az. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Kendilerine de hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyet, ömürlerine bereket, ihsan eyleyip, Allah'ım onlara da bize de hüsnü akıbet, hüsnü afiyet, hüsnü hatimeler nasip eylesin. Amin. Amin.